Burası Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği. Sayın dinleyiciler, mevsimin en büyük moda olayı bugün burada Türkiye Büyükelçiliği'nin salonlarında cereyan ediyor. Amerika'nın en ünlü modacısı olan Adel Simpson, çoğunluğunu hanımların teşkil ettiği 600 kişilik bir davetli grubuna yaz kreasyonlarını sunuyor bugün. Davetliler arasında bakanların, senatörlerin eşleri de var. Adel Simpson'ın yaz koleksiyonunu Washington'un en ünlü moda evlerinden biri olan Garfinkel'ın birbirinden güzel mankenleri teşhir ediyor. Bu profesyonel mankenlerin yanı sıra hepsi birbirinden güzel cici Türk kızları da milli Türk kıyafetlerini giymişler, ünlü Türk konukseverliğine yaraşır bir şekilde ev sahibiliği yapıyorlar. Çoğunluğu yüksek sosyeteye mensup bu hanımlara yer gösteriyorlar, soruları cevaplandırıyorlar ve en az profesyonel mankenler kadar ilgi çekiyorlar. Zaten bana sorarsanız bugünkü moda gösterisi bir çeşit çifte defile. Ünlü modacı Adel Simpson'ın mevsimlik kreasyonları ve ölmez Türk milli giysileri. Davetlilerin gözleri sık sık Türk milli giysilerine kayıyor zaten. Sırmalı kaftanları, boncuk işlemeli üç etekleri, oya gibi işlenmiş cepkenleri davetliler büyük bir hayranlıkla seyrediyorlar. Ünlü modacı Adel Simpson şu anda kreasyonlarını takdime devam ediyor. İlk çıkan elbiseler Adel Simpson'ın İstanbul'da Türk milli giysilerinden esinlenerek yarattığı sırma işlemeli yeşil kaftanlardı. Şimdi de milli Türk kıyafetlerini giyerek büyük sükse yapan cici kızlarımızdan birine yaklaşıyorum. Ve ayaklarım beni bu kızların en güzeline, en cicisine götürüyor ister istemez. Rahatlıkla en cicisi, en güzeli diyebiliyorum. Çünkü şu anda yanına gitmekte olduğum bu cici Türk kızının adı Sema Arın. Evet, Sema Arın. Amerika'ya tahsile gelen kız kardeşim. Sema, Amerika'ya ne zaman geldin? Ben dinleyicilere seni takdim ettim bile. Amerika'ya 11 Nisan'da geldim. Okumak maksadıyla geldim. Nerede okuyacaksın? Daha henüz belli değil. Türkiye'de nerede okuyordun? Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 3. sınıf talebesiydim. Amerika'yı nasıl buldun? Vallahi Amerika'yı tahmin ettiğim gibi buldum. Fazla değişik bulmadı. Bu defilede senin milli Türk kıyafetleri giymen kimin tarafından sana teklif edildi? Sefire Hanım tarafından teklif edildi. Ve ben de Türk kıyafeti olduğunu öğrenince memnuniyetle kabul ettim. Ve çok büyük sükse yaptın. Sen ve arkadaşların hepiniz büyük sükse yaptınız. Herkes çok beğendi. Bu giydiğin kıyafeti tarif edebilir misin bize? Vallahi bu eski bir Türk bindallısı. Yeşil kadife üzerine sarı sırmalarla işlenmiş. İçinde de gene yeşil, sarı ve bejin hakim olduğu ipekliden bir şalvarı var. İçindeki bluz da gene bir Türk bluzu. Bu da işte beyaz Türk dantelinden, Türk el işi dantelinden meydana gelmiş. Yani kolları Türk el işi dantelinden yapılmış. Değişik bir bluz. Peki, çok teşekkürler. Ve sayın dinleyiciler, mor renkli, sırma işlemeli, tarihi bir üç etek giymiş olan Büyükelçi Melih Esenbel'in eşi Bayan Emine Esenbel de şu anda karşımda. Bu defileyi kim düzenledi? Bu üniversite mezunları, Amerikan üniversite mezunları. Kadınlar. Evet, kadınlar. Yalnız biz sefaretimizi onlara verdik. Fakat vermekle beraber böyle şeylerde ben her zaman fırsattan istifade, kendi memleketime de propaganda yaptırmak maksadıyla birçok şeyleri, mesela dikkat edersen bütün yemeklerimiz yalnız bizim Türkiye'deki şeylerdir. Baklavalar, börek, işte samsa, sonra sarı hurma, şu bu filan. Ben yani bizim yemeklerimizi de aynı zamanda yaymaya çalışıyorum. İkincisi, bizim tarihimizde o kadar zengin, güzel elbiselerimiz var ki ve bunları da Amerikalılara tanıtmak istiyorum. O dernek, üniversitede okuyan kızlar için burs sağlıyor. Burs temin ediyor ve bütün memleketlerden bizim iki Türk kızımız da bu burstan istifade edenler. Bu bahsettiğiniz hanımlar
Amerika Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin bursunu kazanmış olan iki Türk kızı. Evet, istifade ediyorlar. Yakında bir üçüncüsü de istifade edecekmiş. Bugün söylediler bana. Peki efendim, çok teşekkürler. Tekrar tebrikler. Estağfurullah. Burası Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği. Ben Suha Arın. Hoşça kalın.